periyodu 2 pi olan bir kare dalgamız vardı. Bunu ağırlıklı sinüs ve kosinüslerin sonsuz bir serisi olarak gösterip gösteremeyeceğimizi düşündük ve bu fikirden yola çıkarak da kat sayılar için a alt indis 0'la n 0'dan farklı olduğu da a alt indis n'nin ve b alt indis n'nin n, nin n eşit olduklarına bulduk. Buradaki kare dalga için a alt indis 0 3/2'ye bölü A alt indis N sıfırdan farklı N değerleri için sıfıra. B alt indis N ise N çiftse sıfıra. N tekse de 6 bölü N pi'ye eşitti. O halde A alt indis sıfırla başlarız. Kosinüs terimlerimiz olmaz. Sinüs terimleri ise tek olur. Kare dalgaya bakınca bunun mantıklı olduğunu görebiliriz. Sinüslerin olduğu, kosinüslerin ise neden olmadığından bahsediyorum. Neden diyecek olursanız sinüs fonksiyonu buna benzer, öyle değil mi? Hemen çiziyorum, işte böyle. Kosinüsse buna benzer. Biraz daha düzgün çizeyim, işte böyle. Kosinüs ve kosinüsün katları yani kosinüs 2x, 3x ya da kosinüs t demeliyim aslına bakarsanız sinüs tlerin yani sinüs 2t, 3t vesairenin bu fonksiyonla kosinüse göre daha benzer bir fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden n'nin sıfırdan farklı değerleri için a alt indis n'lerin sıfır olması da son derece mantıklı. a alt indis sıfır, a alt indis n ve b alt indis n'ler için bulduklarımıza dayanarak bunu yani buradaki Fourier serisini açabiliriz. Bir önceki videoda da yaptığımız gibi bunun neye benzediğini görebiliriz. 3 bölü 2 artı 6 bölü pi çarpı sinüs t artı 6 bölü 3 pi sinüs 3 t artı 6 bölü 5 pi sinüs 5 t. Evet, bunun neye benzediğini merak ediyor musunuz? Bunları Google'a yazarsanız sizin için grafiğini çizebilir. Mesela buradaki ilk iki terim yani 3 bölü 2 artı 6 bölü pi sinüs t. Doğru olduğunu da ya da mantıklı olduğunu da şu şekilde anlayabiliriz kare dalga bu şekilde başlıyor ve bu şekilde devam ediyor, öyle değil mi? Buradan sıfıra iniyor. Böyle devam ediyor ve sonra yeniden yukarı çıkıyor. Piler ve iki piler burada gösterilmemiş çünkü buna benzeyen bir şey olacak. Sadece iki terim için bile bunun son derece başarılı bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. 3 terim olursa yani 6 bölü 3 pi sinüs 3 t'yi de eklersek yani ilk 3 terime odaklanırsak kare dalgaya daha da benzeyen bir grafik elde ederiz. Sıradaki terimi de ekleyince daha da benzeyecek. Tüm bunlara burada yazdıklarımızı yani 6 bölü 7 pi sinüs 7 t'yi de eklersek kare dalgaya daha da yaklaşacak. Harika değil mi? Böyle bir şey yapabildiğimizi görsel olarak da gördük ve her şey aslına bakarsanız matematiğin bir sonucu